Merhaba sevgili akrepler. Selamlar sevgili akrepler. Nasılsınız, iyi misiniz? 2014 yılı akrep için aşk hayatında ben gerçekten favori burçlardan biriyim demek. Sen ne dersin? Evet, akrepler için özellikle Satürn akrepte olduğu için biraz bir uzun süreli ilişkilerde önemli dönemeçler ve sınavlar yaşayabilirler ki bunları geçtiğimiz yıl da yaşıyorlardı zaten. Bu yıl da devam edecek. Bunun yanı sıra Jüpiter yılın ilk dönemi yine destekliyor. İlişkilerle ilgili, aşk hayatıyla ilgili Neptün'den de destek alıyorlar. Tutulmalar yine Nisan sonu ve 6 Kasım haftasındaki tutulmalar da akrep burçları çok için, evet, akrep burçlarının ilişkileriyle ilgili yenilikler, yeni dönemler başlatabilir. Aslında bak, bu 29 Nisan'da Boğa burcundaki yeni ay güneş tutulması, hı hı, yeni bir ilişkiyi 8 derece boğada başlatırken 6 Kasım'da Boğa burcundaki dolunay, hı hı, ki bir güneş tutulması kadar güçlü bir dolunaydır bu, 14 derece boğada ciddi olarak akrep burçlarının yeni tanışmalara, evet, girmesine sebebiyet verir. Çünkü Jüpiter, Satürn, Neptün dediğimiz, evet, büyük su, evet, üçgeni içindeler. Evet. Bazıları da hayallerin aşkıyla karşılaşacak, bazıları da hayatlarında bir keyifli bir döngüye girecek. 30 Mayıs 24 Haziran arasında Boğa burcunda Venüs'ün hareket edilenmesi, evet, akrep burcunun fiziksel olarak daha fazlasıyla beğenileceği, hı-hı, sosyal çevresindeki insanlar tarafından da daha fazlasıyla değer göreceği bir dönem ve döngüye sebebiyet veriyor. 1 Mart da ilginç. 1 Mart ve 18 Nisan yakınları da gökyüzünde yine su grubu üçgeni Jüpiter'in etkisiyle. Vallahi akrepler için şu, evet, 1 Mart gerçekten çok önemli. Balık yengeçte, 18 Nisan'da Venüs balık yengeçte. Evet. Tanışma demek, flört demek. Evet, yenilikler, belki bir seyahatte, belki de sosyal faaliyette tanışma gündeme gelebilir. Ve bu tanışmaların sonucunda da gerçekten mutlu ilişkiler başlayabilir. Keyfini çıkar, sevgiler. Hoşçakalın. Bye.